En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camia'da gündemden herkese merhaba. Bugün 12 Mayıs 2022. Ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'nın en yoğun nüfuslu eyaleti NRW'de bu pazar seçimler var. Son gelişmeleri aktaracağız. Yaşanan pandemi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar artarak sürüyor. Bu konuyla ilgili detayları da aktaracağız. Avrupa Parlamentosu yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye onay verdi. Bu önemli gelişmelerin detaylarını da paylaşacağız. Camiada günden başlıyor. Almanya'nın en yoğun nüfuslu eyaleti Kuzeyren Vesfalya'da pazar günü 13 milyon seçmen sandık başı yaparak yeni iktidarı belirleyecek. Seçimler öncesi yapılan son ankete göre ise sandıktan CDU'nun toplam oyların %32'sini alarak en güçlü parti olarak çıkması bekleniyor. Yaklaşık 18 milyon kişinin yaşadığı Almanya'nın en yoğun nüfusu Kuzey Ren Vesvalya eyaletinde 15 Mayıs pazar günü yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde 13 milyon seçmen sandık başı yaparak yeni iktidarı belirleyecek. Hristiyan Demokrat Birliği ile Hür Demokrat Parti 2017 yılından beri sürdürdükleri ortaklığı korumak, Sosyal Demokrat Parti de yeniden iktidara gelebilmek için ciddi bir sınav verecek. Son kamuoyu yoklamalarına göre pazar günü yapılacak seçimlerden SDO'nun toplam oyların %32'sini alarak en güçlü parti olarak çıkması bekleniyor. SPD'nin %28, Yeşillerin %16, FDP'nin %8 aşırı sağcı Almanya için alternatif partinin %7 oy alacağı düşünülüyor. Son seçimlerde %4,9 oy alarak %5 barajına takılan Sol Parti'nin %3 oy alarak yine parlamento dışı kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen yıl Ekim ayında Kare ve Eyalet Başbakanı olan Hendrik Wüst bu veriler ışığında SDU'nun ve FDP'nin iktidarı mutlak çoğunluğu kaybedeceği için yeni bir ortak aramak zorunda kalacağına dikkat çekildi. Yeşillerin CDU ile ortaklık edebileceğini işaret edilirken federal düzeyde olduğu gibi SPD, FDP ve Yeşillerin Karevede'de de trafik lambası koalisyonu oluşturabileceği de belirtildi. Evet seçimlerle ilgili Almanya'daki İslami kuruluşlardan da açıklamalar var. İslam Toplum Milli Görüş Genel Sekreteri Bekir Altaş NRV eyalet seçimlerine katılım çağrısında bulundu. Altaş'ın açıklamasını da sizinle paylaşmak istiyorum. Altaş yaptığı açıklamada NRV seçimlerini önemli kılan hususlardan biri, biri de aşırı sağcıları parlamentodan uzak tutmaktır. Bu yüzden demokrasiyi benimsemiş herkesin seçimlere katılması elzemdir ifadelerini kullandı. Geçiyoruz sıradaki haberimize. Yaşanan pandemi ve Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar artarak sürüyor. Bu ülkeler arasında yer alan Hollanda'da da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunan bankalara başvurular Ocak ayından bu yana %15 arttı. Hollanda'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunan bankalara başvurular Ocak ayından bu yana %15 arttı. Netherlands Dagblad gazetesinin haberine göre ülkede gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarının artması sonucu gıda bankalarına başvurular yükseldi. Ocak ayından itibaren gıda bankalarına başvuranların sayısında %15 artış gözlemlenirken bu sayı 6 bin haneye karşılık geldi. Haberde görüşlerine yer verilen Hollanda Gıda Bankaları Başkanı Leo Wembel sadece düşük gelir grubundaki değil, orta gelir grubundaki ailelerin de gıda bankalarına başvurmaya başladığını aktardı. Hollandada genellikle hane halkının birikim yapmadığına dikkati çeken Veinbelt, faturalar arttığında doğrudan maddi sıkıntılar başlıyor değerlendirmesinde bulundu. Hollanda Ulusal Bütçe Bilgilendirme Enstitüsü, ülkede mali zorluk çekenlerin sayısında artış gözlemlediklerini açıklamıştı. Hollanda'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemedi. Fiyat artışlarıyla Avro bölgesinde enflasyon yaklaşık %8 olurken Hollanda'da bu rakam Nisan'da %9,7 olarak açıklanmıştı. Alım gücündeki düşüş ve hayat pahalılığı Hollandalıları hissedilir derecede etkilerken onlarca yıldır görülmeyen enflasyon oranları ülkedekileri rahatsız ediyor. Avrupa'da benzinli ve dizel araçların geleceğini belirleyen önemli bir karar açıklandı. Avrupa Parlamentosu Komitesi yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye onay verdi. Böylece Avrupa Birliği ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli ve dizel otomobil satışı yapılamayacak. Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az %55 azaltmayı hedefleyen 55'e Uyum Fit for 55 paketini görüştü. Komite üyesi milletvekilleri, çeşitli araçlara yönelik yeni karbon emisyon standartları belirleyen düzenlemeye ilişkin pozisyonunu 46 evet, 40 hayır ve 2 çekimser oyla kabul etti. Buna göre 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. Böylece Avrupa Birliği ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak. Öte yandan milletvekilleri 2030 yılı için otomobillerin emisyon düşürme hedeflerinin %55'ten %70'e çıkarılmasına ise destek vermedi. Bu aşamadan sonra düzenlemeye ilişkin pozisyon AB Genel Kurul oturumunda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakerelere başlanacak. Avrupa Birliği 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor. Almanya'da motosiklet tutkunlarının uzun zamandır bekledikleri bir gelişmeyle devam edeceğiz şimdi. Almanya'da sınavsız motosiklet düzenlemesiyle dileyenler 100 km hız yapan Motosiklet ehliyetine sınavsız sahip olabiliyor. Peki sınavsız motosiklet düzenlemesinden kimler yararlanabiliyor? Detaylar haberimizde. Almanya'da motosiklet meraklıları belirli şartları yerine getirmeleri takdirde sınavsız bir şekilde motosiklet ehliyeti sahibi olabiliyor. Sınavsız motosiklet düzenlemesine göre BBE sınıfı araba ehliyeti olan kişiler 2020 yılından beri sadece belirli derslere katılarak 100 km hız yapan motosikletleri sürebiliyor. Söz konusu kişilerin motosiklet sürebilmeleri için gerekli şartları arasında en az 25 yaşında olmak, en az 5 yıl ehliye sahibi olmak ve motosiklet ehliyeti için sürücü okulunda 9 derse katılmış olmak yer alıyor. Bugüne göre söz konusu aday kişi derslere katıldıktan sonra sürücü okulundan almış olduğu katılım belgesiyle ulaştırma dairesine müracaat ettikten sonra yeni ehliyetine kavuşabiliyor. Motorsiklet ehliyeti için dersler ve işlem parası dahil ücretler eyaletlere göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre söz konusu kişilerin 700 ila 900 avroyu gözden çıkarması gerekiyor. İslam Toplum Milli Görüş Berlin bölgesi tarafından gerçekleştirilen aile şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. 20 binden fazla kişinin katıldığı şenliğe sivil toplum temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. İslam Toplumu Milli Görüş Berlin bölge başkanlığı Tempelhof'ta aile şenliği düzenledi. Sabah saat 11'de başlayıp akşam saatlerine kadar süren programa yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Program Dünya Kur'an-ı Kerim Tilavet Birincisi İranlı Hasan Sadigi'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'le başladı. Komedyen Recep Demir Kaynağ'ın sahne aldığı programa TRT program yapımcısı ihlayatçı Hayati İnanç da katıldı. Aile şenliğine sivil toplum temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ile Berlin Eğitim Müşaviri Erdal Tanas Karagöl de programda hazır bulundu. Berlin bölgesinin camilerinin talebeleri de eğitimcileri nezaretinde çeşitli gösteriler sundu. <laughs> Ebru sanatı standında isteyen kendi tablosunu oluşturdu. Zengin yiyecek standlarında bulunan Türk mutfağı yemeklerine Alman misafirler de yoğun ilgi gösterdi. Berlin İslam Toplumu Milli Görüş Bölge Başkanı Hasan İstanbul, Berlin Başkonsolosu Yüce Köke, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve aile şenliğinde görev alan başta cemiyetlerin kadın ve gençlik teşkilatlarına teşekkür etti. Bin bir emekle hazırladığımız aile şenliğimize davetimizi kırmayarak Berlin'e kadar teşrif eden Yüzüyle misafirlerimiz, aile şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bugünlük bu haberle yayın bültenimizin sonuna geldik. Yayın bültenimizin sonunda bir başsağlığı mesajında da bulunmak istiyorum. Dün bir gazeteci meslektaşımız Batı, Şer Batı Şeria'nın Cen'in mülteci kampını takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Ona da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağcakta kalın.